Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. Gecemiz mübarek olsun, cumamız mübarek olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam verenler için. Tabi namaz kılana, yemek yiyene ve ders esnasında olanlara ne yapılmaz? Selam verilmez. Yani selamun aleyküm denmez. Aleyküm selam. Evet. Bu da bir sünnet-i seniye. Bunu da tekrar öğrenmiş olalım inşallah. Malum-u haliniz musibetlerin hikmetlerini okumaya çalışıyoruz. Bununla alakalı musibetlerin hikmetleriyle alakalı pek çok derslerimiz vardı. Fakat tabi yine Filistin meselesiyle alakalı sorular vardı. O sorularla alakalı olarak devam ediyoruz. Şimdi bugün de aslında 5. nüktede 2. Lema'nın 5. nüktesi vardı. Oradaki 3 mesele okuyacaktık. Ama size okumasını havale ediyorum. Sadece ben bugün 3. meseleyi okuyup bitireceğim inşallah. Şunu ifade ediyoruz. Yani insan hakları diyorlar ya işte, insan hakları evrensel beyannamesi. Yani Fransa'da Charlie Hebdo saldırısında bütün dünya bir araya geldi. Orada 3-4 kişi mesela ölmüştü değil mi? Bütün devlet başkanları bir araya geldi. Peki burada şu an 20 bin tane insan ölüyor. 21 insan ve bunun %70'i kadınlar ve çocuklar. Bunun için niye bir araya gelmiyoruz? Balina için ayağa kalkıyorsunuz. Ey Avrupa, ey Amerika. Peki insanlar için, Filistin'deki insanlar insan değil mi? Hani yani uluslararası insan hakları beyannamesi vardı. Evrensel insan hakları, evrensel. Peki insan hakkı deyince sadece Avrupalı ve Amerika'nın hakkı mı geliyor? Filistin'dekilerin canı can değil mi? Oradakiler insan değil mi? Evet. Bir savaş sebebi ne olursa olsun, bak bir savaş sebebi ne olursa olsun mazlumlara, sivillere, efendimiz kadınlara, çocuklara ne yapamaz? İlişemez, mabetlere ilişemez, hastanelere ilişemez, okullara ilişemez. Ama biz bu savaşta görüyoruz ki bunların hepsini yapıyorlar. Mabetlere de ilişiyorlar, hastanelere de ilişiyorlar. Medya basın mensuplarını dahi şehit ediyorlar. Müslüman olanlar şehit oluyor. Diğerlerini de öldürüyorlar zalimce. Yani bakın en son 70'ti, şu an 90 mı ne olmuş? Basın mensubu öldürülmüş. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler mi? İnsanlık, Gazze'de insanlık öldürülüyor. İnsanlar değil, insanlık ölüyor. Filistin'de insanlık, insan hakları çiğneniyor. Filistinlerin hakkı değil sadece. Bu bütün insanlığa yapılmış bir zulümdür. Bütün insanlığa yapılmış bir hakarettir. Onun için bunun müsebbiplerini Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Bugünler birlik günü, dirlik günü inşallah. Devletimiz de her alanda adımlarını atıyor. Rabbim attıkları adamları barış adına, sulh selamet adına, ateşkes adına ve kalıcı ve daimi inşallah şeylere Rabbim vesile etsin. Bu manada ülkemizin içerisindeki iç siyasi meseleler, muhalefetin bir yere bırakılıp hepsi el ele insanlık onuruna bu konuda el birliği yapması lazım. Ve dünyada eşi beşi benzeri görülmemiş bir şekilde insan haklarını savunan,
mazlumların yanında duran, özellikle bu Filistin ve İsrail meselesinde net tavırları ve söylemleriyle dünyada hiçbir devletin diyemediğini diyen, yani bir devlet terörüyle karşı karşıyayız diyen devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan da Allah ebeden razı olsun. İnşallah yaptıkları, attıkları adımları semeredar eylesin. Onları da muhafaza etsin. Onlara da devamlı, daima dua etmeyi ihmal etmeyelim. İnşallah. Allah razı olsun. Tabii bununla alakalı söylenecek çok şeyler var. İçimizde ne yapabiliriz diyorlar. İşte dua edeceğiz. Ne yapabiliriz? Bunu içimizde diri tutacağız. Ne yapabileceğiz? Avrupa'nın ve Avrupa medeniyetinin, Amerika'nın ikiyüzlülüğünü hem göreceğiz hem göstereceğiz. Evet. Şimdi biz musibetlerin bir başka yönüne geliyoruz. Bu dedi ki ikinci Lema'nın beş meselesinden, beş nüktesinden üçüncü meselesini okuyoruz. Sonra Fatiha'mızı verip bitireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üçüncü mesele, her bir zamanın bir hükmü var. Bu da çok enteresan. Yani her bir zamanın bir hükmü var. Çocukluk döneminin mesela hükmü, standartları belli. Mesela ona büyük elbiseyi giydirdiğin zaman, büyük çocuğa büyük kaftan giydirsen, sultan elbisesi de olsa ne olmaz? Olmaz, büyük gelir. Onu bebek elbisesi giydirmek gerekiyor. Onun için zamanların da bir hükümleri var. Bir zamanda güzel olan başka bir zamanda çirkin olabilir. Bir zamanda maslahat güzel olabilen, dedi ki bir zamanda çirkin, bir zamanda maslahat olan, bir zamanda maslahat olmayabilir. Şimdi hele bahusus ahir zamanda her bir zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve eşhasta bela bela değil, belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibet zedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissi iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmişse görüyorum, emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü çenden o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek. Belki sefahate atılacak. Allah muhafaza etsin. Demek ki her zamanın bir hükmü var dedi ya. Bazen değişiyor, bazen nikmet olabilir. Bazen nikmet nimet olabilir. Tevafuk oldu diyor Abdullah Bey kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel bir tevafuk olmuş. Bazı zamanda ve eşhasta. Şimdi bakıyorsun nimetler içerisinde insanlar, ama cehenneme doğru gidiyor. Allah'ın verdiği nimetlere isyan ediyor, küfür ediyor. Filistin'deki kardeşlerimiz var. Bakın, bombalar altındalar fakat namazını bırakmıyorlar, abdesti bırakmıyorlar. Tevbeyi bırakmamışlar, tevekkülü bırakmamışlar, yardımlaşmayı bırakmıyorlar. O kadar harp var, bela var, musibet var, hırsızlık yok. Dünyadaki en az suç oranı nerede? Sıfır suç oran oran yer nere biliyor musunuz? Gazze. Ya katil yok. Dövüş, kakış, adam öldürme vesaire vesaire. Ne büyük nimet arkadaşlar. Ne büyük bir nimet değil mi bu? Ne büyük bir ihsan. Kimine nimet, kimine nikmet oluyor işte. Her zaman bazen insanlarda da böyle bakıyorsunuz işte hasta. Hocam ama hastalık sana Allah'ı anlatmış, ahiret anlatmış, dünyanın fani yüzünü göstermiş, ahirete. Ama diyor mesela bazı gençler vardı diyor 25. lemada da, yani Allah muhafaza. Yani günahlar içerisinde olsa Allah'ın verdiği ona o nimetler var ama gaflette, dalalette ömrünü, gençliğini, malını, mülkünü heder ediyor. Azrail de gelip onu o günahlar içerisinde pençesiyle yakalayıp alıp götürse ne olacak? Ebedi bir alem kaybediyor. Hani nimetler? Ama ötekisi belki musibetse de hastalıklı ama gafletten uyanmış, dünyanın mahiyetini anlamış, günahlara teslim olmamış, yaratılış gayesini şey yapmış. Allahu Ekber. Ne büyük bir nimet değil mi? Ne büyük mazhariyet. Ya demek musibetleri de bir de böyle bakmak gerekiyor. Musibetler ne?
Her bir zamanın bir hükmü var diyor. Onun için bazen geniş dairede düşünmek gerekiyor. Bazen musibetler musibet göründüğü gibi değildir. Yani evet, biz musibet istemiyoruz. Dersimizin başına da dedik, bu kötülüklere, bu şeylere neyiz? Karşıyız. Ve elimizden gelen maddi manevi her şeyi yapmakla mükellefiz. Biz vatandaş olarak tepkimizi koruruz, sivil toplum kuruluşu olarak tepkimizi koruruz. Yani koyarız. Ondan sonra devletimiz diplomatik olarak kor. Gerekli olduğu zaman da askeri olarak da kor. Onu da koyacağı zaman da kor. O zaman bize de o emre ittiba etmek, ne yapmak? İmtisal etmek ve görevimizi yapmak düşer. O öyle bir görevde tereddüt edebilir, ederse de aler re'si vel ayn deyip küfre karşı, zulme karşı, mazlumun yanına karşı her zaman gitmek lazım. Zulüm kime karşı olursa olsun, mazlumun yanında durmak lazım. Bakın, zulüm kime karşı olursa olsun, zulme karşı durmak lazım. Lazım ki bunlar Müslümanlar, bunlar din kardeşlerimiz. Burası üçüncü haram olan Mescid-i Aksa, Filistin. Yani hemleri var. Evet, bu cümlemizi bir daha tekrar edelim. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve eşhasta bela bela değil, belki bir lütfü ilahidir. Enteresan, bazen bela gibi görünüyor bize ama arkasında öyle manalar var ki bir lütuf. Vefat edenler şehit oldu, kalanlar mücahit oldu, kaybettikleri mallar sadaka oldu. Oo, elhamdülillah. Ya oldu, alem İslam'ın uyanmasına vesile oluyor. İttihad-ı İslam'a giden yolu açıyor. Başka? Şu an Amerika'da ve Avrupa'da, dünyanın dört bir tarafında Filistinlerin ahlakıyla, duruşlarıyla evlatlarını, hanımını, kocasını kaybetmiş o insanların yani imanlarından gelen haletleri, sebatları, kelime-i tevhidleri, şehadetleri insanlara şu an dünyada Kur'an-ı Kerim mealleri çok satılıyor. Kur'an-ı Kerimler internetten en çok araştırılan okunanlar arasına girmiş. Ve binler, on binler Müslüman olmuş. Daha da inşallah olacak. Yani bir döneme girdik. Bakın nelere nelere Cenab-ı Hak vesile ediyor. Bazen bize musibet gibi gelen şeylerin arkasında da nice nice neler var. Evet. Şunu da okuyalım bari, beşinci nükteden üçüncü şeyin var ya, diyor ya, asıl musibet de muzır musibet dine gelen musibettir. Bu da dersimizi bundan tamamlayalım madem öyle. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahi iltica edip feryat etmek gerektir. Gerçekten bir musibet varsa, musibet seni yaratılış gayenden uzak edendir. Musibet seni Allah'tan uzaklaştırandır. Musibet seni dünya ve ahirette mutsuz edendir. Bakın günahlara. Bakın dalaletlere. Bunlar Allah'tan seni ne alıkoyuyor? Allah'tan seni ne alıkoymuş? Cennetten seni ne alıkoymuş? İşte gerçek musibetler bunlar. Ama Allah'a yaklaştıran, dergah-ı ilahiye sevk eden, ilticaya sevk eden musibetler hakikat noktasında diyor musibet değildirler. Belki bir iltifat, belki bir ihtar-ı Rabbani ve Rahmani oluyorsun. Ama musibeti diniyeden, hangi musibetten sığınalım Allah hocam diyorsanız veya kardeşim diyorsanız, hepimiz için Allah'ın dinine karşı bize verilen bir soğukluk, namaza karşı soğukluk, oruca karşı, dine karşı, Kur'an'a karşı, sohbete karşı, kulluğa karşı olan, ahlaksızlığa karşı olan, yani o musibetten Allah'a sığınmak lazım. Haya damarın yırtılmasından Allah'a sığınmak lazım. Gerçek musibet bunlar. Ama diyor, fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değillerdir. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Allah Allah, acayip. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Ya çoban mesela hayvana ho de bir taş atıyor. Koyunu anlıyor hemen, başkasının tarlasına hemen koyun dönüyor. Diğerleri de dönüyor. O koyunlar anlar ki bak, zararlı bir iş. Çobanımız bizim iyiliğimizi istiyor diye. Allah Allah. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefareti zünüptür. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi, sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir.
Rivayette vardır ki erimiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor? Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Allah Allah, ne büyük mucizeler değil mi? Peki ne zaman mesela şey yapmamız lazım? Hangi musibetlerden Allah'a iltica edip, musibette diniyeden her zaman Allah'a iltica etmek lazım dedi. Maddi musibetlerde nasıl hangi bir halet-i ruhiye ile nasıl bir vaziyette iltica etmek lazım? Hazreti Eyüp Aleyhisselam münacatında istirahat-ı nefs için dua etmemiş. Yani Rabbi inni mesen yuddur ve ente erhamur rahimin diyor ya, Rabbim Rabbim zarar bana dokundu diyordu. Niye? Lisanına ve kalbine ilişmişti o kurçuklar. Neden? Yani ben rahatım için uyuyayım falan, kalkayım falan diye gezeyim diye değil. Belki zikir lisanı, zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep etmiş. Yani lisanen zikretmesine ve kalben tefekkürüne mani olduğu zaman o musibet, Allah'ım şimdi bana zarar dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor, zarar veriyor, yapamıyorum, buna mani oluyor deyip Allah'tan ubudiyet, kulluk için şifa talep etmiş. Biz o münacatımızda birinci maksadımız günahlardan gelen manevi, ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Yani namaz kılmamızda, derse, sohbete, Kur'an, Allah'ım bana sıhhat ver ki bu hayırlı işleri yapayım. Ama o da nasıl olacak? Duamızın şekli muterizane, itiraz eder gibi, müşteki yani böyle şikayet eder gibi değil. Bir surette değil. Belki mütezellilane, boynumuzu eğerek ve istimdatkarane iltica edilmeli. Yani Allah'tan imdad ederek, merdet ve yardım isteyerek. Madem onun rubiyetine razıyız, o rubiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Onun verdiği nimetlere göze kulağa razı değil miyiz? Verdiği nimetlere, yemeğe, suya, havaya, oksijene razı değil miyiz? Memnunuz. Güneşe, ayağa, aynen öyle. Diyor, madem onun rubiyetine razıyız, o rubiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda. Yani Allah'ın kaza ve kaza, kader ve kaza kanununa itiraz eder gibi. Yani bunun kokusunu balında ah of deyip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetin ithamdır. Yani insan musibetlere düştüğü zaman da ne yapacak? Halini Allah'a şikayet edecek. Allah'a insanlara şikayet etmeyecek. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti itham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor. Öyle de musibete giriftar olan adam itirazkârâne şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. Yani musibetse de aczini, fakrını anlayacak. Çocuğun anne yani zor durumda kaldığını bilip annesinin kucağına, annesinin sadrına koştuğu gibi musibetse de hastalığı, musibeti Cenab-ı Hakk'a şikayet ederek ve Cenab-ı Hak'tan ubudiyete mani olan Allah'ım seni daha ziyade anmam için kulluğuma mani oldu, hizmetime mani oluyor. Yani mesela olmuştu öyle, bazı kardeşler gördüm. Yani beli ağrıyordu mesela. Ayakta namaz kılamayınca işte ameliyat oldu veya ağlıyor. Niye? Çünkü ayakta fazla duramıyorum, ayakta namaz kılamayacağım diye. Birini gördüm, secdeye gidemeyecek miyim ben diyerek ağlıyordu. Yani bizler de işte ayakta yürüyelim kalalım, niye? Hizmet etmemiz için, kulluk etmek için, Allah'ın mahlukatına hizmet etmek için. Bu gibi güzel niyetlerle inşallah musibetleri Cenab-ı Hakk'a şikayet edelim. Filistin'deki kardeşlerimiz adına da zalimleri Allah'a şikayet ederim. Mazlumların duacısı olalım. Onlar da bir an önce hürriyetlerini alsınlar, Cenab-ı Hak ihsan eylesin. İnşallah okullarında, camilerinde, medreselerinde, mekteplerinde eskisi gibi, belki eskisinden daha güzel şekilde eğitimlerine, ibadet hayatlarına, kulluklarına devam etsinler inşallah. Allah eskisinden daha parlak bir surette onlara inşallah vatanlarını güzel bir şekilde iade etsin. Ama bu musibettir işte, musibette bizlere de görev düşüyor. Allah bize de, onların da imtihanı bizim de imtihanımız. Yardımlaşacak mıyız? Dua edecek miyiz? Farkında olacak mıyız? Bakın Çanakkale'ye gidin. Çanakkale'de Gazze'li kardeşlerimizin kabristanlarını göreceksiniz. Gazze'li şehitlerin. Bana ne dememişler? Osmanlı toprağı bize ne dememişler? Orası da bizim vilayetimizdi haddi zatında. Kilis neyse, Adana neyse, Antep neyse, Antalya neyse bizim için Kudüs de öyleydi. Ve oradaki kardeşlerimiz bizim imdadımıza gelmişti.
Allah onlardan ebediyen razı olsun. Gidin görürsünüz kabirlerini, Çanakkale. Ben Çanakkale'ye gidilmesini çok ısrarla tavsiye ediyorum. Nerede olursanız olun. Yani senede bir defa gelebilen gelsin. Gelemeyen ömründe 3-5 defa gelsin. Çocuklarını getirsin, talebelerini getirsinler inşallah. Çanakkale bir ruhtur. O ruhu anlamayı nasip etsin inşallah Cenab-ı Hak bizlere. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davana ve davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la asr innel insane lefi husr illa ellezina amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahu azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya Rabbi tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve kdi duyunana ve beyyit vücuhana. Allahümme ansurna men nasaraddin. Allahümme ansurna. Allahümme ansur fi ihvanina fi Filistin fi Gazze ya Rabbel alemin. Allahümme erham şühedana. Allahümme erham şühedana. Allahümme gfir hatayana. Allahümme eyyid kelimetel hakkı ve din. Allahümme ahfaz ehlena ve biladina ve rüesaena ya Rabbel alemin. Khaseten reisil cumhur Recep Tayyip Erdoğan ve vüzerâihi ve etbaihi ya Rabbel alemin. Allahümme ansur cuyuşel muslimin. Allahümme eyyidhum fi berrike ve bahrike ya Rabbel alemin. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ahiru davana ve davamen elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha maasselamen. Allah'a beden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Duanızda bizi unutmayın. Cumanız mübarek olsun inşallah. Allah'a beden razı olsun. Cenab-ı Hak musibeti diniyeden bizleri ve sizleri her zaman muhafaza etsin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza da şifalar ihsan etsin. Kulluğumuza inşallah sağlık, sıhhat, dünyayı Cenab-ı Hak bize hizmetçi etsin. Bizi de kendine hizmetkar eylesin. Allah'a ebediyen razı olsun. Dualarda buluşmak üzere Filistinli kardeşlerimizi hususen dualarımızda dahil ediyor.